Tekrardan merhaba arkadaşlar. En son koniden kalmıştık. Dik konide ana doğru uzunluğu A, daire dilimin merkez açısı alfa ise ne demek istemiş onu anlatayım. Bir tane daire şöyle, tabanı daire. Bu bir koni. Bu koniyi açtığınız zaman ana doğru şuraya A diyelim. A'lar yine buraya gelir. Bir tane daire dilimi oluştu. Daire dilimi yarıçapı da R olsun. Arkadaşlar bakın R bölü A, R bölü A burada yazmış. Alfa bölü 360. Alfa ne? Yan yüzü açtığınız zaman daire dilimi oluşup alfa bölü 360 olur. Bu şekilde bir formülümüz var. Ne işimize yarayacak? Bir sonraki soruda görürsünüz. Burası R. Az önce dedim ki alfa bölü 360. Alfa 90 olursa bakın alfa 90 olursa 1 bölü 4. Yani R bölü A 1 bölü 4. R'si 1 ise A'sı 4. R'si 2 ise A'sı 8. R'si 3 ise A'sı 12. Eğer 90 derece verilirse. Peki 60 derece verilirse alfa? 6 kat olmuş olur. 6'da 1'i olmuş olur. R'yi 5 verirse ana doğrumuz 6 kat olduğundan 30 olacaktır. Sorularda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakalım. Evet. Alfa bölü 360, alfa bölü 360 eşittir. Ne olacaktı? R bölü A mıydı arkadaşlar? R'si kaç? 4. A'sı kaç? 24. 1 bölü 6'sı çıktı. R ile A birbirinin 6 katı. O zaman alfa direkt 360 bölü 6'dan kaç olur? 60'tır. 60 bölü 360 eşittir. 1 bölü 6 oluyor gördüğünüz gibi. O zaman alfası kaç? 60. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tekrar söylüyorum. R bölü A alfa bölü 360. Bu formülü öğreniyoruz. R 4'tür. A 24'tür. Eşittir. Alfa bölü 360'dan sadeleştir. 1 bölü 6 eşittir. Alfa bölü 360. 6 ile 360'ı sadeleştir. 60 derece oldu. Alfa eşittir. İçler dışlar çarpımından 60 derece olarak bulunacaktır. Evet, 60 olarak bulmuşlar arkadaşlar. Dönme soruları var. Dönme sorusu nedir hocam? Eğer bir üçgen dik kenarlarının birinin etrafında dönerse koni oluşuyor. Bir daha söylüyorum. Bakın, AB etrafında dönme hareketi uygularsanız şöyle bir koni oluşur arkadaşlar. Yarıçapı da BC olmuş olur. Burası R ise böyle bir koni oluşur arkadaşlar. 360 derece çevrilirse, 180 derece dönerse yarım koni oluşur. 90 derece çevrilirse çeyrek koni oluşur. Peki BC etrafında çevirseniz ne olur? BC etrafında bu sefer böyle bir koni oluşacaktır. BC etrafında 360 derece dönerse. Bu sefer AB uzunluğunda yarı çap olmuş olacaktır. Evet. Yanda ABC dik üçgeni AB etrafında 360 derece dönerse hemen çevirelim 360 derece. Burası da 4 olur. Böyle bir koni oluşur arkadaşlar. Bu şekilde bir koni oluşur. Bu koninin yarıçapı 4 olmuş olur. Koninin şeklini de çizdim. Bakın böyle bir koni. Bu arada 3, 4, 5 üçgeni ana doğrusu 5 olduğunu görebilirsiniz.
Bitti herhalde. Evet. Etkinlikler var. Bunları yapalım. Sorusu olan var mı? Yok. Burada bir arkadaşımız soru sorsun, bu konuyla ilgili soru çözelim. Sorumuz şöyle olsun istiyorsanız. Koninin hacminden bahsetmedik. Verdiğimiz şekiller için, bakın hacim yoktu, hacim de söyleyelim. Taban alanı çarpı yükseklik, koni ve piramit için şunu söylüyorum, bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3, hacim olarak geçiyor. Hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bu sivri uçlu geometrik cisimleri hesaplarken tekrar söylüyorum 3'e böleceksiniz. Konide de 3'e böleceksiniz. Piramitte de 3'e böleceksiniz. O zaman bunun hacmini bulalım. Açınımını kolaydır. Açınımını yapmayalım. Hacmini bulalım. Ne olacak? Bu kare olduğu için zaten açtığınız zaman şöyle eş ikizkenar üçgenler çıkacak. Bu kenarlar kaç? 12'ye 12 mi? Tabanı 10 mu? O halde dikme indirdiğiniz zaman şuradan indirelim. Direkt şekil üzerinde indirelim. Dikme indirdiğiniz zaman arkadaşlar 5'e 5 olur. E bunlar da 12'ye 12 idi. Öyle değil mi? Yüksekliği bulabilirsiniz. Şuradaki yüksekliği bulabilirsiniz. Kaç olur bu yükseklik? H diyelim. H kare artı 25 eşittir 144. H'ın karesi neye eşit oldu? 119 olmuş oldu değil mi arkadaşlar? H eşittir kök 119. Şimdi H'ı biliyoruz. Ama yan yüzün yüksekliğini biliyoruz. Kök içinde 119. Yükseklik bize lazım hacim için. Kök içinde 119. Burası da 10'un yarısı olduğu için 5. H'ı bulalım. H kare artı 25 eşittir. Kök içinde 119'un karesi 119 olur. H'ın karesi eşittir 119 eksi 25. 94 mi oldu? Hayır. Kaç oldu? Söyleyin bakalım. 94. Şimdi o zaman H kare 94 ise bu H cisim yüksekliği ya da piramidin yüksekliği. H eşittir kök içinde 94. Kök içinde 94'ü bulduk. Şimdi taban alanı ne? 100. Katabanı kare olduğu için 100. Çarpı kök 94 bölü 3 taban çarpı yükseklik. Değil mi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacmi veriyor. Hacmi de V ile gösteriyoruz. Anlaşıldı. Geçtim. Bunun da açınımını yapın demiş. Açınımını çizdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üçgen 8, 8, 12, 8, 8. Şunu açtığımız zaman şu yükseklik de 8. Bu taraf 12. Yine 8. Bu taraf 12. Ama bu taraftaki 100 12'ye 12 olacak şekilde bir açınım olmuş olur. Arkadaşlar bu şekilde bir de düzgün dört yüzlü var. Düzgün dört yüzlü duyan var mı? Düzgün dört yüzlü.
Düzgün dörtyüzlüğü açtığınız zaman hepsi de eşkenar üçgen olmuş oluyor. Serhat biliyordu. Değil mi Serhat? Serhat. Efendim hocam. Düzgün dörtyüzlüğü biliyor musun? Hayır hocam. Nasıl bilmiyorsun? Geçen sen değil miydin bana soran? Hadi ya, ben Serhat diye biliyorum. Düzgün dörtyüzlü piramidin tüm kenarlarının eşit, bütün yüzeylerin eşit olduğu, mesela burası 10, 10, 10, 10, 10, 10, tabanı da 10, 10, 10. Bu 4 tane eşkenar üçgenden oluşan bir piramitse buna düzgün dörtyüzlü diyoruz, unutmayın. Evet. Bu koninin kapalı halini çizelim. Arkadaşlar 2 pire kaçmış? 2 pire. Serhat büyütmeme gerek var mı? Bu şekilde görünüyor mu? Görünüyor hocam. Sıkıntı yok değil mi? Hadi böyle yine büyüttüm. Şimdi 2 pire tabandaki dairenin çevresi, çemberin çevresi diyelim. Daire dilimi de 2 pi'ye eşit olmuş olacak. Yani 32 pi. Pi'ler gider. Pi'ler gitti. Başka 2 ile 32 sadeleştir. R eşittir 16 çıktı mı? R 16 olduğu zaman şura daire diliminin şu yay parçası 32 pi olmuş oluyor. R'yi 16 bulduk. Şimdi konimizi çizelim. Ana doğrusu belli 20'dir. Şöyle bir koni çizelim bakalım. Koni çok büyük oldu ama. Bakalım bilgileri doğru girecek miyiz? R'si kaç demiştik? 16 mı? Peki ana doğru kaç? 20. Bir şey söyleyeceğim. Yüksekliği bulabilir miyiz? Bu yüksekliği bulabilir miyiz? Evet. Pisagor yardımıyla koninin yüksekliğini bulabiliriz. 16 4 çarpı 4'tür. 20 4 çarpı 5'tir. O zaman burada da 4 çarpı 3 olsa 3, 4, 5 üçgeni olacak. Yani burası 12 olmuş oldu. Güzel. Devam ediyoruz. Doğru yanlış. Bunu arkadaşlar sizlere soralım. İlkini çözmek isteyen Baydarman çözsün. Sonra Emre Pamuk. Semih. Sesim geliyor mu? Semih. Ahmet. Ahmet sesini açamıyor. Emre. Sesiniz geliyor hocam. Geliyor. Bir arkadaşımız ilkini söylesin. Doğru mu yanlış mı? Piramidin yan yüzlerini oluşturan çokgenler üçgen. Doğru. Evet. Evet. Doğrudur. Piramidin tabanı herhangi bir çokgen olabilir mi? Doğru. Olabilir. Evet. Bu da doğru. Herhangi bir taban. Yani tabanı beşgen olabilir, altıgen olabilir. Kare piramidin 5 yüzü vardır. Doğru mu? Doğru. Evet. Çok güzel. Üçgen piramidin 3 köşesi var. Hayır. Kaç tane var? 4 mü var? 4 evet. Dördüncüsü. 1, 2, 3. Üstte de bir tane var. 4. 4 tane. O zaman yanlış. Koninin tabanı daire midir? Doğru. Doğru. Doğru yazacağım. Evet yazıyordum az kala. Evet. Koninin yan yüzü üçgendir. Hayır, dikdörtgendir. Hayır, açtığın zaman dikdörtgen olur.
Üçgene benziyor. Gerçekten üçgene benziyor ama daire dilimidir. Hayır. Üçgene benzese de, bakın üçgene benzese de bu bir daire dilimidir. Daire dilimidir. Şöyle büyük çizdiğiniz zaman şöyle bir daire dilimi olmuş oluyor. Evet. Bu neyin açılımı? Hangileri kare piramidin açılımı? Bence bir, bu. İki, üç. Kare piramidin açılımıdır. Değil mi? Bu da kare piramidin açılımı. Hepsi kare. Kenar. Bu kenar buraya. Bu kenar buraya. Hepsi. Değil mi? Bu kenar da buraya geliyor. Yani bu da doğru. Arkadaşlar bu olabilir mi sizce? Hayır hocam, kapanmıyor. Bir tane dışarıda. Bu kapanmıyor. Çünkü bu kenar buraya geliyor. Kapanmıyor. Boşta kalıyor bir tane. Aynen. Şurası boşta kalıyor. Bu da bundan dolayı kapanmıyor. Kapatamazsınız. Evet. Sırada bir şey var mı? Hocam ilk kapanır mı? Efendim? Bir geri dönebilir misiniz? İlk evet döndüm. İlki de sanki kapanmıyor. Bakalım. Burası buraya geldi. Burası buraya geldi. Burası buraya gelir. Kapanmaz mı? Kapanır. Şurası da tepe noktası olur. Makasla kesebilir misin böyle bir şekil? Pazartesi derse getir. Bunu ilk yine... Tamam hocam, oluyor. Sayılıyor, çok dönüyor. Nermin, Nermin, pazartesi günü bu şekli makasla kes, getir. Bunu Nermin getirsin. Bunu kim getirsin? Ecrin bunu getirebilir misin bu şekilde? Ecrin de bunu makasla kesip getirsin. Bakalım piramit oluşturabilecek mi? Bunu da hangi arkadaşımız? Serhat. Şu oluşmayan dediğimiz Serhat'ın. Bunu da Semih. Ahmet Semih Baydarman. Tamam mı? Pazartesi istiyorum bunları. Derste bunları kapatmaya çalışalım. Derse bağlanmayan arkadaşlarımız var, onlar da görsün. Aşağıdaki dik koninin elemanları şekildeki gibi arkadaşlar, bunların temel elemanlarını yazalım. İlki nedir? İlki tepe noktası. Çok güzel. Tepe noktası. İkincisi ana neydi bunun adı? Ana doğru. Evet. Taban zaten bu. Tabanı daire. Burası neydi? Yarı çap. Çok güzel. Tabanın yarı çapı. Neyi gösterdiğini anlamıyorsunuz sanki ama buradaki yüzeyi hacim göstermiş. Değil mi? Yanal yüz. Bu yanal yüz neydi? Daire dilimidir değil mi? Hı hı. Daire dilimi. Bu neydi? Yükseklik. Yükseklik. Yükseklik de diyebilirsiniz. Eksen de diyebilirsiniz. Değil mi? Bu şekilde bilgi olarak konularımızı tamamlamış olduk. Değerli arkadaşlar, yan yüzü yarım daire. Bakın yarım daire ise burası 180 derecedir.
Alfa bölü 360, alfa yerine 180 yazdığınız zaman 180 bölü 360 1 bölü 2 değil mi? R bölü A'ydı. O zaman R ile ana doğru, R ile ana doğru birbirinin iki katı olacaksa R'si burası, ana doğrusu burası değil mi? R'si 2 ise ana doğrusu 4 olacak. Ben bir tane koni çizersem R'si 2 olursa ana doğrusu 4 olacak. Tekrar güzel bir şekilde çizelim. Oğlum ağlamaya başladı. Nasıl çizdiğimi bilemedim yani. Size ses geliyor mu? Çok az hocam. Güzel. Peki burası R'si kaçmış? 2. Ana doğru kaç olacakmış Hüseyin? Ana doğru. 180 derece ise 2 katı. 4. 180 bölü 360 1 bölü 2 değil miydi? Hı-hı. O zaman 4 olacak. Peki koninin yüksekliğini bulabilir misin? Cisim yüksekliği ya da koni yüksekliği. Bakalım. Söyleyebilir misin? Kaç? 6. Aa, Pisagor'u mu biliyorsun sen? Evet. Direkt söyleyemiyor musun? Dik kenarlar, bakın hipotenüsün yarısı. Dördün yarısı buraya yazılmışsa 30, 60, 90. Evet. O zaman ne olacaktı 30, 60, 90 üçgeninde? Kök 2 katı galiba. 2 kök 3. Değil mi? Ne çabuk unuttuk. Hı. Hemen bir hatırlatma yapalım. Dersimizi bitirmeden bir hatırlatma yapalım. Böyle bir kalın yazalım. Belirgin olsun. Neydi burası 2 aysa? Bir taraf. 30 derecenin karşı, 30'un da karşısına A diyorduk. 60'ın karşısına A kök 3 diyorduk. 30, 60, 90 üçgeni. Eğer dik kenarlardan biri hipotenüsün yarısıysa bu 30, 60, 90 üçgeniydi değil mi? Hı-hı. Hatırladık mı? Evet. Tekrardan yazalım o zaman. Tekrardan yazalım dersi bitirmeden. Burası 4 ise, eğer 4 ise, niye böyle küçük yazmaya başladı? Evet. 4 ise, buraya 2 yazmış ise, o zaman 30 derece burasıdır. 60 derece de burasıdır. 30, 60, 90 üçgeni. Ne yazıyorduk o zaman? 30'un karşısına kök 3 ile çarpıp 60'ın karşısına 3 yazıyorduk. Tabii biz bunları artık çok seri bir şekilde söylememiz lazım. Kafadan bile yapabilmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Hocam Enes'in dediğine geliyor. 2 kök 1 aslında. Diğeri de 2 A'da A kök 4. Evet. A kök 3 kök kökün içinde 3 artı 1'den kök 4 oluyor. Tamam ama 30-60-90 üçgeni direkt söyleyebilmeniz gerekiyor. Onu söylüyorum. Pisagor yardımıyla çok rahat bir şekilde Hüseyin de mesela Pisagor uygulayacaktı. Çok rahat bir şekilde bulabilirdi. Buraya x deyip x kare artı 4 eşittir 16, x kare eşittir 12, x eşittir kök 12. Tabii ben burada Pisagor uygulamanızı istemiyorum. Direkt x eşittir 2 kök 3 demenizi, yani çok uzun bir işlem değil ama 4'ü 2 gördüyseniz direkt 2 kök 3 yazmanızı istiyorum. Bu kadar pratik olmanızı istiyorum yani. 30, 60, 90 üçgeni. Bildiğiniz bir özelliği uygulamanızı istiyorum. Öyle söyleyeyim. Son 10 dakikaya girdik. Evet. 12'nin, bakın 16 etrafında çevireceksiniz. 360 derece. Değil mi? AB etrafında çevirdiğiniz zaman yarıçap 12 mi oldu?
Yarı çapı çizemedim. Üstünde göstereyim şöyle. Evet, yarı çapı R'si eşittir 12 olur o zaman. Ana doğrusunu bulalım mı? Ana doğru. Ana doğruyu bulacağız. Yükseklik 16. Ana doğrusu şey yarı çapı 12. O zaman 3 çarpı 4. 4 çarpı 4. O zaman burası da 4 çarpı 5'tir. Yani ana doğru da 20'dir. Kapalı şekli zaten benim çizdiğim şekil kapalı şekildir. Anlaşılmayan bir şey var mı? 1 santimlik olan şekil. Buna göre kareli kağıt üzerinde açılımı çizilen kare piramidin yüksekliğini kaç santim olduğunu bulalım arkadaşlar. Yüksekliğini bulacağız. Zaten yan yüzün yüksekliği 3. Burası 3. Burası da 4. Kapalı bir şekil çizelim. Kapalı bir şekil çizelim böyle. Hangi renk alalım? Mavi. Şu haşi istiyor. Arkadaşlar zaten 4 ise karenin bir kenarı yarısı 2 oluyor. Tam merkez olduğu için. Peki yan yüzün yüksekliği kaçtır? 3 mü? Bakın şu yan yüzün yüksekliği 3. 3. 3. O halde yan yüzün yüksekliği de 3 aldınız. Ve haşı bulacaksınız. Yan tarafta göstereyim. 2. 3. Haşı istiyor. Haş kare artı 4 eşittir 9'dan. Pisagor uyguladınız. Haş kare eşittir 5. Haş eşittir kök 5 olacak arkadaşlar. Bakın 1 santim alıyorsunuz her birini. O zaman kök 5 santim olmuş olur. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Pazartesi görüşmek üzere. Güle güle.